Merhaba sevgili İnce Gör izleyicileri. Bu videomuzda kombilerde sıkça karşılaşılan bir arızayı size anlatacağım dostlarım. Bu arıza nedir? Bu arıza kombinin şuradaki gördüğünüz basınç göstergesinin arkadaşlar. Burada dijital olarak yazıyor. Şöyle yaptığımda görebiliyor musunuz? Şu anda 1 barda çalışıyor. Bu 1 bar bir anda 0'a iniyor. Kombi devre dışı kalıyor veya da bu basınç göstergesi 3 barların üzerine çıkarak kombiyi devre dışı bırakıyor. Aynı zamanda bu işlemler yapılırken kombinin alt tarafında bulunan şu gördüğünüz hortumdan arkadaşlar, burada 2 tane var, bir tanesi ortada. Bu hortumlarla alakalı bir video çekmiştim. Bu iki hortumun sol tarafta bulunan, yani basınç sensörüne bağlı olan, yani yüksek basınç emniyet valfine bağlı olan hortumdan sürekli su geliyor dostlarım. Bu sorunun sebebini size açıklayayım. Şimdi şöyle arkadaşlar, kombilerde basıncın dengelenmesi için bir genleşme tankı bulunuyor arkadaşlar. Bu genleşme tankının içerisinde hava ve plastik membran vardır. Bunu daha iyi açıklamak için hemen tahtamıza geçelim. Tahtada bunu size daha net olarak açıklayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, genleşme tankından bahsediyorduk. Şimdi ani basınç düşmesi dedik arkadaşlar. Aniden basınç 0.4 veya da 0 bar olarak gösteriyorsa veya da aniden basınç yükseliyorsa, yani aniden 3.0 bar ile 3.5 bar üzerine çıkıp kombi kapanıyorsa arkadaşlar, bu iki durumda kombi kendini iptal eder. Sıfır konumuna gelir. Ve altından, kombinin altından su akıyorsa arkadaşlar, genleşme tankında arıza var demektir. Burada da su akıtıyoru görüyoruz arkadaşlar. Peki genleşme tankı nedir arkadaşlar? Genleşme tankı aslında basınç dengelecidir arkadaşlar. Basınç dengeleyici. Peki bu nasıl çalışıyor dostlarım? Şimdi bakın. Şurada bir sibobumuz var. Bu bir genleşme tankı. Normalde genleşme tankları şu şekildedir kombilerde. Yan taraflarındadır. Hemen bakacağız ona da. Burada bir pompa çıkışı vardır. Şurada bir sibobu vardır. Veya üst tarafta bir sibobu vardır. Bir şekilde bu şekilde de olabilir. Şöyle yuvarlak formlu da olabilir arkadaşlar. Genleşme tankı. Yine bir tane sibobu vardır. Dostlarım, bir tane su çıkışı vardır. Yani buraya şuradan, bakın arkadaşlar, şuradan pompayla bağlantısı vardır. Şurada su olduğunu düşünelim. Burada su var arkadaşlar. Şurada da hava var. Tam ortada bir balon var arkadaşlar. Hava var. Şimdi buradaki sibop'tan, bildiğimiz bisikletlerdeki bisiklet lastiklerini düşünün. Hepimiz bisiklete bindik. Bisiklete hava basmak için orada bir sibop olur. Aynısı arkadaşlar. Buraya hava basıyoruz. Buradaki hava azaldığında veya da bu membran tank delindiğinde arkadaşlar, yani şu yuvarlak bölüm delindiğinde, kombiniz bu arızaları verecek dostlarım. Peki bu arızayı nasıl veriyor? Hemen bakalım. Burada su ısındıkça, şuradaki su ısındıkça arkadaşlar, buraya baskı yapıyor. Buraya baskı yaptığında bu balon küçülüyor arkadaşlar. İç kısma doğru küçülüyor. Tekrar su, mesela kombiniz ateşlemeyi bitirdi. Kaloriferleri ısıttı. Kaloriferlerini ısıttıktan sonra kombiniz duruyor. Kombi durduğunda su yavaş yavaş soğumaya başlıyor. O zaman da bu balon dışa doğru açılarak bu ani basınç düşmesi ve ani basınç yükselmesini engelliyor arkadaşlar. Şimdi buradaki en büyük sorun şu. Bunun arızalı olup olmadığını nasıl tespit edeceğiz? Hemen ona bakalım. Arkadaşlar, bunun arızalı olup olmadığını şu şekilde tespit edebiliriz. Öncelikle kombinizin ön yüzünü sökeceksiniz ve genleşme tankını bulacaksınız. Genleşme tankının sibobuna bastığınızda su geliyorsa genleşme tankı patlamıştır arkadaşlar. Artık bu genleşme tankının kesinlikle ve kesinlikle değişmesi gerekir. Eğer hava geliyorsa, havası azalmış olabilir.
Hava gelmiyorsa, su da gelmiyorsa arkadaşlar havası bitmiş demektir. Yani sibobunuzda bir kaçak var demektir. Bunu düzeltmeniz lazım. Bu sibopların iç kısmı sökülerek ortası değiştirilebilir. Bir tane sibop alırsınız, ortasını değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Zaten sibop anahtarıyla birlikte verirler yeni sibobu. Şimdi şu şekilde. Peki bunun havası azalmışsa veya da havası bitmişse ne kadar hava basmalıyız? Buradan arkadaşlar herhangi bir kompresörle su geliyorsa zaten bu genleşme tankı komple ölmüş demektir arkadaşlar. Yenisiyle değiştirmek gerekiyor bu yedek parçayı. Şimdi sibop'a bastığınızda arkadaşlar 0.7 bar. Manometreniz varsa manometre ile ölçüm yaparken 0.7 bara. Eğer PC olarak basacaksak arkadaşlar 10 ile 10.5 PC arasında basabiliriz. Havayı. 10 ile 10.5 PC. 10.5 PC bastıktan sonra çekiyoruz arkadaşlar. Sibomuzun kapağını kapatıyoruz. Ondan sonra kombimizi çalıştırmadan önce su basıncımızı da 1.5 bara ayarlıyoruz. Ve artık kombimiz su akıtma problemini çözüyor. Ani basınç düşmesi, ani basınç yükselmesini çözüyor arkadaşlar. Durum bu kadar basit. Yani bunu kontrol edebilirsiniz. Hemen kombinizin alttan iki vidasını sökerek ön paneli aldığınızda zaten genleşme tankını göreceksiniz arkadaşlar. Genleşme tankına dediğim gibi 0.7 bar. Eğer elinizdeki pompada bar göstergesi varsa 0.7 bara bakacaksınız. Eğer PC olarak gösteriyorsa arkadaşlar 10 ile 10.5 PC arasında buraya hava basacaksınız arkadaşlar. Yani şu membran tankının içindeki balona hava basacaksınız. Siz bunu görmüyorsunuz. Tabii siz düz bir zemin göreceksiniz. Bastıktan sonra kapatıyoruz ve kombimizin basıncını 1.5 bara ayarlıyoruz. İşlemimiz bitiyor arkadaşlar. Yani bunun herhangi bir yere bağlantısı sadece pompayla bir bağlantısı var arkadaşlar. Burada bir spiral boru var. Spiral boruyla pompaya bağlanıyor. Sisteme dahil olmuş oluyor. Buradaki havayla da basıncı dengeliyor arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İncegör kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.